Cenab-ı Hakk'ın lütfu kereminden büyük bir ümit ile yalvarıp istiyoruz ki, sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haberi beşaretle, Türk ve Arap iki hakiki kardeş millet inşallah yakın bir atide ittihad edecek. Ve o ittihad sayesinde, o müthiş düşmanların Müslümanlar içine saçtıkları fesat tohumları kendi yüzlerine atılacak.'' ve zincirler altında inleyen 400 milyon Müslümanlık yeniden hayatı kutsiyeyi İslamiye ile nevi beşerin başına geçip sulh ve müsalemeti umumiyeyi temin edecek inşallah. Risale-i Nur'un aciz bir şakirdi Hüsrev. Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslamiyet'e büyük hizmetini kabul ve takdir eden, başvekil Adnan Menderes'e üstadın yazdığı bir mektup. Bismihi Subhanahu Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için, o Suri konuşmak yerine bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım. Gayet kısa birkaç esası, İslamiyet'in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi, İslamiyet'in pek çok kanun esasisinden birisi. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ ukhra. Ayet-i kelimesinin hakikatıdır ki, Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz. Halbuki şimdiki siyaset hazırada particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezifler edilip, bir tek cinayet yüz cinayeti çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabeleyi bilmesiyle mecbur ediliyor. Bu ise hayat içtimaiyeyi tamamen zir-i eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek hafif, yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Bu tehlikeye karşı çare yegane. Uhuvvet-i İslamiye'yi, ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanun esasiden geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düsturu esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haneye ilişmemek lazım ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun esasi Kur'ani hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliyeye ilişmek, on cani yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazab-ı ilahiyenin celbine vesile olur.'' Madem Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış. Kur'an-ı Hakîm'in bu kanun esasisini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garaskarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyet'in ikinci bir kanun esasisi şu hadisi şeriftir seyyidül kavmi hadimuhum. Hakikatıyla memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslamiye'nin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp, bir hakimiyet ve müstebidane bir tahakküm ve mütekebbirane bir mertebe tarzına getirdiğinden, abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet olmaz. Esasıyla da bozulur ve hukuku ibad da zir zeber olur. Hukuku ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyetin ve dinin icaplarını yerine getireceğiz diye ve mezkür iki kanun esasiyeye karşı muhalefet edip tam zıttına olarak iki dehşetli cereyan gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. Birisi birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş bir köyü de yakmış. Bu derece bir istibdad mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek dindar hürriyet perverlere hücum ediliyor. İkinci hücumda İslamiyet milliyeti kutsiyesini bırakıp evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar demokratlara hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara hem hükümet aleyhine hem biçare Türkler aleyhine hem demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefeslere Gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acip tehlikeyi o sarhoşluğu ile hissedemiyor. Mesela İslamiyet milliyeti ile 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allahümme gfir lil mü'minine vel mü'minat duayı umumisiyle manevi yardım görmek yerine ırkçılık, 400 milyon mübarek kardeşleri, 400 serseriye ve laubalilere yalnız dünyevi ve pek cüz'i bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana, hem hükümete, hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydandaki asar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı 40 sahabeyle dünyanın 40 devletine karşı meydanımı ı çıkan ve galebe eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirdi bulunan hakikat Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadet ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatle beraber noktayı istinat yapmak, o meskûr muarızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yegânedir. Yoksa o insafsız, dahili ve harici düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilave ederek başkalarının başına yükledikleri gibi size de yükleyecekler hem size hem vatana hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur. Cenab-ı Hak sizleri İslamiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkur tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve mezkur hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyet'in hayat içtimaiyeye dair bir kanun esasisi dahi bu hadis-i şerifin El mu'minu lil mu'mini kel mersus yeşuddu ba'duhu ba'da hakikatıdır. Yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dahildeki adavet unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi taifeler dahi bu kanun esasiyenin menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dahildeki düşmanlığı unutup, hariçteki düşman def oluncaya kadar, tesanüt ettikleri halde, binlerce teessüflerle deriz ki, benlikten, hotfuruçluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki tarafkirane fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor hatta bir salih alim fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm. Ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerife hem şeail İslamiye'ye hem bu dindar millete büyük bir cinayet yaptığı vakit, muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi, dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir. Bu acib halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı da zir zeber edip, bu vatan ve millete ve hakimiyet-i İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım, fakat bu üç noktayı esasiyeyi şimdilik dindar hürriyet perverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Sayit Nursi Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimai hayatımıza ait bir hakikatın haşiyesini takdim ediyoruz. Haşiye Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suistimalleri neticesiyle belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam'ın nazarında demokratları düşürmemenin çare yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek, ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran, 28 sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestliğisini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit alem İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimane kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım. Said Nursi